Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Hazreti Adem'in yaratılışı ve ilk insanın dünyaya gönderilmesi, bununla alakalı Bakara suresinden 30-33. Ayetler üzerinde durmaya çalışacağız. Bazı yorumlarda bulunmaya çalışacağız. Malum insanın menşeinin bilinmesi önemli bir meseledir. Ve bütün semavi kitaplar, Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an-ı Kerim, bütün bunlar insanın menşeini Hazreti Adem olarak ifade ederler. Allah-u Teala önce Adem'i yarattı ve şu anda yeryüzünde bulunan bütün insanlar Adem'in torunları, Adem ile Havva'nın torunları durumunda. Ancak buna mukabil bazıları, Allah'ı kabul etmeyen, yaratılışı kabul etmeyen bazıları insanın menşeini bir maymunda aramaya çalıştılar. Ve insanın menşeini kıllı kuyruklu bir maymun şeklinde göstermeye gayret ettiler. Onlara göre yaratılış diye bir şey yok. Onlara göre evren ezelden beri var ve ebediyen devam edecek. Tesadüfen, tesadüf fırtınalarıyla hayat başladı. Tesadüfen değişik canlılar meydana geldi. Tesadüfen maymun oldu. Maymun biraz daha tekamül ederek insan haline geldi. Bazıları böyle demişler. Bu bir teoridir ve bir başkası başka türlü teori de söyleyebilir. Ama inanan bir kimse açısından Allah bu alemi yoktan yaratmıştır. Hazreti Adem'i doğrudan bir insan olarak var etmiştir ve biz insanları da Adem'in torunları olarak dünyaya göndermiştir. Dolayısıyla bugünkü okuyacağımız kısım bizlerin o ilk yaratılış macerasını anlatıyor. Ve gerçi bu Hazreti Adem'le alakalı ama aynı zamanda bizim de maceramızdır. Çünkü Hazreti Adem orada bizlerin temsilcisidir. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Ve iz gâle rabbuke lil melâiketi. Rabbin meleklere şöyle demişti. İnni câilun fil ardı halife. Ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Galu, melekler dediler. Etec'alu fîhe men yufsidu fîhe ve yesfiku dimâe. Yani ya Rabbi, o yeryüzünde ortalığı karıştıracak, haksız yere kan akıtacak kimseleri mi yaratacaksın? Ve nahnu nusebbihu bihamdike. Halbuki biz hamd ile sana tesbih ediyor ve nukaddisülek ve seni takdis ediyoruz. Gale, Allahu Teala buyurdu. İnni a'lemu ma la ta'lemun. Ben gerçekten sizin bilmediğinizi bilirim. Ve alleme Adem'e esma'e kullaha ve Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Summe aradahum alel melaike ve sonra bu isimleri meleklere arz etti. Fakale dedi ki: Enbi'uni bi esma'i ha'ulai in kuntum sadikin. Eğer sözünüzde sadıksanız, Hazreti Adem'in halife olarak gönderilmesiyle ilgili bir tereddüdünüz varsa bana bunların isimlerini haber verin. Galu, melekler dediler. Subhaneke la ilme lena. Ya Rabbi seni tenzih ederiz. Bizim bir ilmimiz yok. İlla me allemtena. Ancak senin bize bildirdiğin var. İnneke entel alimul hakim. Şüphesiz sen alimsin, hakimsin. Her şeyi bilirsin ve yaptığın her şey hikmetlidir. Gale ya Adem'u enbi'hum bi esmaihim. Allahu Teala şöyle buyurdu. Ey Adem, o meleklere eşyanın isimlerini haber ver. Felemma enbahum bi esmaihim. Adem eşyanın isimlerini onlara haber verince gale, Allahu Teala şöyle dedi. Elem ekul lekum inni a'lemu gaybe's semavat vel ard. Ben size demedim mi? Ben göklerin ve yerin gaybını, gizli şeylerini bilirim. Ve a'lemu ma tubdun, sizin ifade ettiklerinizi, açığa vurduklarınızı da bilirim. Ve a'lemu ma tubdun ve ma kuntum tektumun, ve gizlemiş olduğunuz şeyleri de bilirim. Buraya kadar olan kısım Hazreti Adem'in yaratılışı, meleklerle bir nevi müsabakaya sevk edilmesi ve Allah'ın kendisine esmayı bildirmesiyle galip gelmesi ve böylece insanın yeryüzüne bir halife olarak gönderilmesinin liyakat yönü. Bunlar okumuş olduğumuz kısımda nazarımıza verilen hususlar. Burada muhatap olarak önce peygamberimize bir hitap var.
Rabbin şöyle demişti. Yani seni terbiye eden, seni alemlere rahmet olarak gönderen, levlake levlak lema halaktül eflak, ey Habibim sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım sırrına mazhar olan peygamberimize hitaben Cenab-ı Hak işte şöyle bildiriyor. Senin Rabbin, seni terbiye eden Allah meleklere şöyle demişti. Burada Allah-u Teala'nın meleklere yeryüzünde bir halife kılacağını, yaratacağını ifade etmesi aynı zamanda bir meşvereti bildirme dersidir. Yani Cenab-ı Hak meşveret etmekten münezzehtir. Dilediği şekilde yaratır. يَخْلُقُ مَا يَشَى Dilediğini yaratır. لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلْ Ve yaptığından onu suale çekecek yoktur. Böyleyken Allah-u Teala yine de meleklere bunu haber veriyor. Meleklere bunu haber vermesinin bir sırrı şu olabilir. Malum meleklerin bir kısmı insanla alakalı görevleri var. Mesela kiramen katibin insanın amelini yazıyor. Cebrail insanlara, peygamberlere vahiy getiriyor. İşte daha başka hafaza melekleri denilen insanı koruyan melekler var. Münker nekir denilen kabirde ona muhatap olacak melekler var. Ve belki daha bilmediğimiz insanla alakalı nice melekler var. Bu açıdan göklerin sakinleri olan meleklere, yeryüzünde de yine bulunan meleklere Allah-u Teala yeryüzünde bir halife yaratacağını bildiriyor. Burada halife tabiri üzerinde de biraz durmak istiyorum. Halife derken malum mesela peygamberimiz bir asıldır. Peygamberimizden sonra yerine geçene halife deniyor. Halifeler deniyor. Demek ki insandan önce de yeryüzünde bu görevi eda eden, Allah'a muhatap olma görevini eda eden bir başka varlık varmış. Öyle anlaşılıyor. Ve bu varlık gerek Kur'an'dan gerek diğer kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla cinler. Yani insandan önce yeryüzünde Allah-u Teala cinleri kendine muhatap kabul etmiş ve onları imtihana tabi tutmuş. Ancak onlar bunun hakkını tam da veremeyince Allah-u Teala onlara halife olarak onların peşinde yeryüzünde Hazreti Adem'i ve insanları yaratıyor. Burada şöyle bir incelik söz konusu olabilir. Dünyanın bir zamanlar ateş kütlesi olduğunu ilimde ifade ediyor. Ateş kütlesi halindeyken dünyada insan yaşayamaz. Ama cinler yaşayabilir. Çünkü cinler ateşten yaratılmış olan varlıklar. Nasıl ki bizler toprağın çocuğuyuz, topraktan yaratıldık, toprağın üzerinde hayatımız devam ediyor. Onun gibi ateşten yaratılmış olan cinler de dünyanın o alev kütlesi halinde olduğu dönemde dünyada rahatlıkla yaşayabilirler, yaşamışlar ve onlar akıl sahibi, şuur sahibi varlıklar olarak Allah'a muhatap kılınmışlar ve yeryüzünde bir imtihana tabi tutulmuşlar. Ama bunun hakkını tam da verememişler. Böyle olunca yeryüzü müsait bir hale de getirildiğinde, insanın yaşayacağı bir duruma getirildiğinde Allah-u Teala Hazreti Adem'i yaratıyor. Halife denilmesinin bir başka yönü şu, Allah'ın halifesi. Yani Allah namına yeryüzündeki varlıklarda tasarrufa yetki verilen, bu noktada kendisine izin verilen varlık. Ve Cenab-ı Hak Hazreti Adem'in yaratılışını ifade eden başka bazı ayetlerde ben ona ruhumdan üfledim buyuruyor. Yani ilahi sıfatlarından, isimlerinden küçük birer numune insana üflemiş. Allah-u Teala nasıl ki alemin yaratıcısıdır, aleme şekil vermiştir, aleme de devamlı tasarrufta bulunmaktadır. İnsanoğlu da Allah namına adeta Allah'ın ona vermiş olduğu akıl gibi daha diğer bir takım kabiliyetlerle yeryüzünde sanal bir dünya meydana getirebiliyor. Ve Allah'ın yarattığı maddeye çok farklı şekiller verebiliyor. Bu açıdan da insana halife denilmesi hatıra geliyor. Yani halife denilmesi başlıca iki yönden, cinlere halef olarak gönderilmesi yönü, bir başka yönü de Allah namına yeryüzünde tasarrufa mezun olması, kendine yetki verilmesi. İşte Allah-u Teala meleklere inni cailun fil ardı halife, ben yeryüzünde bir halife kılacağım diyor. Burada cail kılmak anlamında, bir halife yaratacağım değil, yani yaratacağım varlığı halife yapacağım. Yeryüzünde en mühim mevkide o bulunacak.
Melekler masum varlıklardır. Doğrudan doğruya Allah'a itirazları düşünülemez. Ama doğrusu insanın yeryüzüne halife olarak gönderilmesini de anlamakta biraz zorlanıyorlar. Ve itiraz için değil ama hikmetini öğrenmek için şunu söylüyorlar. Galu etec'alu fîhe men yufsidu fîhe ve yesfiku dimâ'e. Ya Rabbi, o yeryüzünde ortalığı karıştıracak, haksız yere kan akıtacak kimseler mi yaratacaksın? Ve ardından kendilerine geçiyorlar. Ve nahnu nusebbihu bihamdike. Halbuki biz hamd ile sana tesbih ediyoruz. Ve nugaddisulek. Ve seni takdis ediyoruz. Tesbih, Cenab-ı Hakk'ı noksan sıfatlardan münezzeh kılmak. Bütün kusurlardan, ayıplardan Allah'ın münezzeh kılınmasını ifade eder. Takdis ise onun kemal sıfatlarıyla muttasıf olmasını ifade eder. İşte melekler devamlı ibadet halindeler. Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği üzere la ya'sûne Allâhe mâ emarahum, Allah'ın emrettiği şeyde onlar asla isyan etmez. Ve yef'alûne mâ yu'merûn, ve ne emredilse yerine getirirler. Burada melekler Hazreti Adem'le alakalı ve onun nesliyle alakalı iki tane menfi özelliğe dikkat çekiyorlar. Yeryüzünde fesat çıkarmak ve haksız yere kan akıtmak. Kendileriyle alakalı da iki güzel özelliğe dikkat çekiyorlar. Hamd ile tesbih etmek ve Cenab-ı Hakk'ı takdis etmek. Yani insanda bu menfi durumlar varken, bizde de bu artı özellikler varken acaba neden insan yeryüzüne halife kılınacak? Bunun hikmetini Cenab-ı Hakk'a soruyorlar. Ve Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Gale inni a'lemu ma la ta'lemun. Ben sizin bilmediğinizi bilirim. Yani eşya sizin malumatınıza münhasır değildir. Sizin hikmetini bilmeyişiniz onun olmayışına delalet etmez. Nasıl ki çok güzel diyelim bir fabrikaya girilse, o fabrikada her şey yerli yerinde ama fabrika ilminden bilmeyen birisi belki de onu anlamakta zorlanabilir. Dolayısıyla melekler de bu noktada mazur sayılırlar. Ve insanın yeryüzüne niçin halife olarak gönderileceğini başlangıçta anlayamamışlardır. Bu noktadan hikmetini öğrenmek için Cenab-ı Hakk'a sual etmişlerdir. Haşa, bu bir itiraz değildir ve sadece hikmetini öğrenmeye mebni bir durumdur. Allah-u Teala Hazreti Adem'in ve onun neslinin yeryüzünde halife kılınmaya ehil olduğunu bildirmek için onlara eşyanın isimlerini öğretiyor. Başta Hazreti Adem'e ve alleme Adem'el esma'e kullaha, ve Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Burada kullaha tekittir, bütün isimler. Ne kadar isim varsa, eşyanın isim varsa Allah Adem'e bunları öğretti. Ve adeta bu talim-i esma, isimlerin öğretilmesi yeryüzündeki o hilafet-i kübra davasında Hazreti Adem'in en büyük bir mucizesidir. Ve insanın diğer varlıklara karşı üstünlüğü bununla söz konusudur. Ve insanları meleklere de üstün yapan sır burasıdır. Burada eşyanın isimleri derken bundan ne anlayacağız? Değerli izleyenlerim, eşyanın isimleri derken eşyanın hikmetleri, eşyanın faydaları ve o eşyaya bir isim verebilmek. Bütün ilimler, fenler, sanatlar, teknoloji talim-i esma ünvanıyla ifade edilmesi mümkündür. Ve malum bizler etraftaki bütün gördüğümüz şeylere, hatta görmediğimiz şeylere bir isim verebiliyoruz. Mesela güneş dediğimizde şu anda hepimizin zihninde o dünyayı aydınlatan gökyüzündeki cisim hatıra geliyor. Ve böylece isim vermek suretiyle biz onu kolaylıkla idrak edebiliyoruz. Ve güneş neye yarar biliyoruz. Diğer taraftan hava diyoruz, su diyoruz, atom diyoruz. Daha böyle bunun gibi etrafta gördüğümüz görmediğimiz nice şeylere birer isim veriyoruz. Mesela tıpta okuyanlar insanın eliyle alakalı anatomi dersinde elindeki kemikler, oradaki bir takım başka şeyler, bunların her birinin Latince isimlerini öğreniyorlar. Ve bu bir kolaylık sağlıyor. Tedavide kolaylık sağlıyor, ilimde kolaylık sağlıyor. Eğer biz insanlar isim veremeseydik, eşyayı isimleriyle bilemeseydik, diyelim
pencere diyeceğiz ama pencereyi kapat diyelim, böyle bir cümle kullanacağız. Doğrudan ta pencerenin yanına kadar gidip kendimizin kapatması gerekirdi. Başkasına bunu nasıl anlatabilirdik? Ama isim vermek suretiyle pencere diyoruz, muhatabımız bunu biliyor. Kapat diyoruz, manevi bir şeydir, onu biliyor. Böylece insanlar bu isimlerle anlaşıyor, bu isimlerle cümleler kuruyor, bu isimlerle ilimler meydana getiriyor, bu isimlerle teknoloji, sanayi meydana getiriyor. İşte Allah-u Teala Hazreti Adem'e bütün isimleri öğretti. Burada bütün isimleri öğretti derken şöyle bir inceliği de düşünebiliriz. Malum tarih kitaplarında insanlığın o ilk devirleri anlatılırken daha çok mağara devriyle başlatılır. Vahşi insanlar nazara verilir ve işte yarı çıplak insanlar ellerinde diyelim kesici bir alet var, ava çıkıyorlar. Daha çok mağara devri tarzında ilk devir öyle anlatılıyor. Şüphesiz insanlığın bir vahşet ve bedeviyet devri de olmuştur. Bunu reddetmiyoruz ama ilk insanın da peygamber olduğu unutulmamalı ve Allah-u Teala Hazreti Adem'e eşyanın isimlerini öğretti. Ve Hazreti Adem dünyaya geldiğinde sıfır bilgiyle gelmedi. Ama zamanla ana hatlarıyla kendine öğretilen şeyleri daha da geliştirdi. Ve biz Adem'in torunları olarak devamlı ilmi gelişmelere açığız. Devamlı yeni yeni kelimeler, yeni yeni isimler üretebiliyoruz. Ve devamlı yeni şeyler bulduğumuzda bunlara yeni isimler verebiliyoruz. Böylece ilimde bir gelişme oluyor, teknolojide bir gelişme oluyor. İşte Allah-u Teala Hazreti Adem'e isimleri öğretti, bütün isimleri öğretti. Melekler de şüphesiz eşyanın bir kısmının isimlerini, faydalarını bilmekte. Ama bütün isimleri bilme noktasında demek insan kadar onlara yetki verilmemiş, bundan dolayı insan kadar bilemiyorlar. Ben şöyle bir misalle ifade etmeye çalışayım. Mesela insan aynı zamanda günah işleyen bir varlıktır. İnsan günah işlemesiyle Allah-u Teala'nın gafur olmasını, Allah-u Teala'nın affedici olmasını daha iyi anlıyor ve o yönüyle Allah'a muhatap oluyor. Öte yandan insan hasta da oluyor. Hasta olmasıyla Cenab-ı Hakk'ı şafi olarak daha iyi anlıyor. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın isimlerine bakan yönüyle de düşündüğümüzde insan Allah-u Teala'yı binbir ismiyle daha iyi tanıyabilir. Bu yönde insana bir kapasite verilmiştir. İşte Allah-u Teala Adem'e bütün isimleri öğretti ve ardından ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَ bu eşyayı meleklere arz etti ve eşyanın isimlerini onlara sordu. Fekale enbiuni bi esma'i haulai in kuntum sadikin ve dedi ki eğer sadık iseniz bana eşyanın isimlerini haber veriniz. Bu bir imtihan. Bakalım bu imtihanı Hazreti Adem mi kazanacak yoksa melekler mi kazanacak? Melekler bunun üzerine özür beyan ettiler ve dediler ki galu subhaneke ya Rabbi seni tenzih ederiz. La ilme lena bizim ilmimiz yok. İlla ma allamtana ancak senin bize bildirdiğin var. Senin bildirdiğinden başkasını biz bilemeyiz. İnneke entel alimul hakim şüphesiz sen alimsin, hakimsin. Yani her yaptığın ilimledir ve her yaptığın hikmetledir. Şüphesiz sen alimsin, hakimsin. Dolayısıyla eğer Adem'i halife olarak yaratmayı murad etmişsen elbette bunu bilerek murad etmişsindir. Ve bu abes değildir, yerli yerincedir. Bu şekilde itirafta bulundular. Allah-u Teala Hazreti Adem'in liyakatını göstermek için şöyle bildirdi. Gâle yâ âdemu enbi'hum bi esmâihim. Ey Adem, meleklere eşyanın isimlerini haber ver. Felemmâ enbâhum bi esmâihim. Ve Adem eşyanın isimlerini onlara tek tek haber verdiğinde gâle Allah-u Teala dedi ki elem egullekum ben size demedim mi inni a'lemu gaybes semavat vel ard ben göklerin ve yerin gizliliklerini bilirim ve a'lemu ma tubdun ve sizin doğrudan ifade ettiklerinizi açığa vurduklarınızı bilirim ve ve ma kuntum tektumun gizlemiş olduklarınızı da bilirim. Yani Allah-u Teala'ya gizli bir şey yok. Allah-u Teala gizli açık her şeyi bilmekte. Ve böylece
Melekler de görmüş oluyorlar ki Hazreti Adem gerçekten halife kılınmaya layıktır ve o yeryüzünün bir halifesidir. Nasip olursa bundan sonraki programımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz ve maceranın geri kalan kısmını diğer ayetlerden takip edeceğiz. Başka programımızda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.